Doğada çok dolaşırım. Farklı bitkiler toplarım. İnsanlarla tanışırım, ismimi söylerim ama insanlar daha çok ismimi, cismimi unuttuğu için işte köye gittiğim zaman bana derler, ot adam hoş geldin, ot adamına bir çay ısmarla. Bu etiket üzerime yapış. Çalıştığım kurumda da öyle. Birçok insan bana ismimi unuttuğu zaman ot adamı diye hitap eder. Öyle olunca da hoşuma da gitti. Yaptığım işle de otlarla ve bitkilerle de bütünleştiği için buna devam ettim. Ben tabii bir yörük çocuğum. Tamamen doğanın içinde büyümüşüm. Öyle olunca doğa bizi çekiyor. Ben 20 yaşına kadar Mera'da hayvan otlattım. Tamamen doğada kaldım. Daha sonra Ege Üniversitesi'ne gittim. Böyle hep o topraklara gitmek istiyorum. Yine de doğaya gittiğim zaman, farklı bitkileri topladığı zaman çok hoşuma gidiyor. O stresimi atıyorum. Ne bileyim, o makaleleri okuduğum zaman, bir farklı bitki bulduğum zaman o bitkinin kimyasal yapısı nedir? O kimyasal yapı bitkinin tohumunda mıdır, kökünde midir, yaprağında mıdır? Onu araştırıyorum. Onunla ilgili çok farklı üniversitelerin data merkezlerine girelim. Amacım, ailemde de çok fazla kanser vakası olduğu için insanlara bir çıktı sağlamak. Yani bu anlamda bir videonun bir kişiye, bir insanın sağlığına bir iyilik dokunması, insanı o kadar güzel bir durum ve duygu sağlıyor ki, bazen çok basit bir çözüm bir insanın sağlığı ve konfor için çok bir değer elde ediyor. O insanların gözündeki parlama, sevinç inanılır gibi değil. Daha çok insanların sağlığına kavuşmasını sağlamak. Çünkü ben geçmişte çok acı çektim. Ailemde çok kanser vakası vardı. Bu bitkilerin iyileştirme özelliklerini bütün insanlara sunmak istedim. İnsanlara koyduğum katkı beni son derece mutlu ediyor. Bununla ilgili bazen bir bitkinin peşine düşer, ta Diyarbakır'a giderim, dağlara çıkarım. Genetik yapısını merak ettiğim için Kos Adası'na da seyahat ettim. Farklı doğa koşullarında da kalabilirim. Yaşam böyle bir şey, doğa böyle bir şey. İnsanı çekiyor, merak etmek. Güzel bir duygu. Bunu da herkesin yaşamasını isterim. Yaşama ve sağlığa dokunmayı seviyorum. Ve böyle olduğu müddetçe de doğanın kaynaklarını insanlara sunmak istiyorum. Bizim bugünkü tıp eğitimimizde herkes bir final olarak bir Hipokrat yemini yapar. Aslında Hipokrat'ın çok ünlü de bir sözü vardır. Hipokrat der ki, yedikleriniz ilacınız, ilacınız hep yedikleriniz olsun der. Çok değerli bir sözdür. Sağlıcakla kalın.